Dert bir kerem dilek diler, gözümden kan yaş çeker, ben ağlarım kendi güler, gülüşü aslıma benzer, gülüşü aslıma benzer. Gülcü olmam hiçbir vakıtta, mesketi setketi diyen soru, bizim acelaya kovlayan bir yerler. Bize kobilet diyenler o yerin adı. Meske sözkeleşi adları yoktur. Kobliyenden kobilet. Dağın o yanısı, dağın bir yanısı. Kardeşlerdi o. Eğer adam nasıl ki biz, bizi kimi söylerdiler. Hazır bilmem nece söyleyirler. Ama şükür Allah'a. Bu katayla 60 kaç yıl oldu? Ne dilimiz, ne dinimiz, her bir şeyimiz öz yerinde. Yutturmamışız, yutturmazız. Şükür Rabbi'ye. Geçmiş Sovyet Devleti'nde 49 adet az sayılı halkların sürgünün neticesinde geri vetenine dönmeyen tek küçük az sayılı halk olması büyük bir problem teşkil eder. Adı İstalin Dergül, Cevaşivili Soso'dur. Bizi sürgün eylemde İslam'da ben o kadar şey etmem. Mikyan, Beria, yani bir şey, bunlar masraflaşı bize sürgün ettiler. Bizi sürgün etmez çünkü o Kafkas regionunda selam aleyküm olmasın. Akız Han'ın Anadolu'dan koparılması ve Sovyet torpaklarına birleştirilmesi 1921 yılında Moskova mukavelesi ile oldu. Ve Akız Han tamamıyla Gürcistan torpakları dahilinde Rusya'ya bırakılmış oldu. 1944 yılın Noyabr ayının 17'sinde Merkezi Komitenin kararı ile bir saat içerisinde bütün Akız Han regionundaki bu Türk Müslümanların Orta Asya'ya mecburen köçürülmesi meselesi geldi. O gece biz evde yatıyorduk. Seher tezden ben bizim haberimiz yok sürgün olacağımızı. Saat 6 olmamıştı. 5 yarımda, 5'in yarısında bizi kapı döktü. Dedi ki padiyon ben Urusçu'da bilmem akı. Haydın çıkın. Kalktı babaların elinden. Bizim evine çıkarttık abi. Nene canlıyor, dedeyim, ne haberdir? Hele üstü başlarını giymemişler. Çıkarttı çöle, karanlık. Babalar ağlıyor. İtler de çankürüyor güneş olarak. O hayvanlar bile ağmadı. Onda mallara bakıyorum, oturduğum yerde balaca uşak. Anama çağırıyorum ki mallar otları yediler. Çıkart onları. Onu demenin arasında soldat geldi böyle tuttu. Tulladı maşinaya. Ulus soldatıydı. Evvel tuttular o kocaları, bir askere gidenlerden kalanlarını bir eve kapattılar. Sonra cemaat topladılar hamısını. Her şey kaldı. Ondan sonra da bizi sürdüler düz Sredni Azia'ya. Özide mal aparan vagonlarda apar şeyler bir ay yol gezdi. Bizim cemaat ölen ölüp her öleni hastayı yollarda tullayıp ite kurda canavarlar gözleyermiş ki ne vakit insanın eti gelecek diye aksa Türklerin yollarda böyle olup. Oğlum yolda vagonuna yarıyoruz. Dede yatıyor, nene de yatıyor.
Zaten yemek yok. Bir de soldat geldi ki nasıl şu kıvatı dedi, bari dedi, davet balıçaya dedi. Ben de diyorum ki dedeyi balıçaya götüreceğim. Vagonda yavaş yavaş gidiyor, tık 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 tık. Dedeyi kaldırıp attılar. Ben de zannediyorum ki dedeyi balıçaya. Yok, canavarlara bıraktılar. Canavarlar dedeyi yedi. Neneyi de yedi oğlumcum. Sürekli Azia'da bizi vagondan düşürdüler de işte ondan sonra geldiler bizlere, maşınları verdiler, maşınlara geçtiler, vagondan boşalttı, üstüne de özümüzü oturtturdular da yallah. Mal kimi getirdiler, töktüler bizi. Mal da öyle olmazdı oğlum, mal da öyle olmazdı. 10 aile, 15 aile böyle bir otakta yaşıyormuşlar. Öyle böyle ağız, susuz, takıl yok, ekmek yok. Ot yemiş o, ot. Yemek yok, ot. Bir tane et çöreğe göre insanı öldürülmüşler. Hele vaziyette olup Özbekistan. Orada kabağın kesiyordu, hara gelirsen, hardan gelirsen. Ne yiyorsan. O öyleydi. 56. ile kimi de bizim cemaati hiç yere çıkartmazdılar. 15 günden 15 güne de kol çektiriyordu. Kandidat altında saklayıplar, ha bu kentten o kente bırakmırmışlar. Eğer ki Bahşe rayonda bir sen bizi tutsa götürü 15 günde aç susuz kapatırdılar. Neyse o kadar zulümlere çıkıp ev tikip başka eyleyip ele bile yaşadılar geldik. 89. yıla mayda bir layış diyen rayon vardı. Orada birinci başladılar bayram günü bizim cemaatinle dalaşmaya. Tabii ki biz de korktuk da. Çünkü bize hiç kez müdafaa edemedi. Devlet de bizi müdafaa edemedi. Çünkü verilişlerde, televizyon verilişlerinde haberlere biz çok dikkatle bakırdık. Orada biz öyle bir haberler işitirdik. Yani bize müdafaa eden yoktu. Seher raykomda bağırdık. Dövüş olmaz lan. Çıkın gidin raykom hele bize dedi. İslam tarihinin bir çıkışı oldu. Öz halkına karşı böyle bir çıkış eledi ki koyun da onsuz da çıkırlar yavaş yavaş. Kan tökmeyin. İyi çıkan yerde Özbekleri gördük ki oca bize taraf gelirler. Baktım ki kapıda kırgın kıyamat, bağır çığır. Pencereme baksam hep Özbeklerin ellerinde yeşil materyalden plakatla yazılmıştı ki Türklere ölüm. Ellerinde bıçaklar, baltalar, böyle dürgen kimi bir şeyler. Ellerinde neler yoktu onların bir Allah bilir. Demek biz ondan bildik ki bize arka duran olmayacak orada. Mecbur daha biz çıkmışız orada. 90. yılda terk ettik Özbekistan'ı. Sonra biz de sabahsı günü neynadık? Hamısını vagonlara bastık. Hele ne var? Öyle de kaldı her şeyimiz. Elimize ne geldi onu? Şeyladık, kaçtık, geldik. Sağ olsun Azerbaycan'ı biz böyle bahrini açtı. Değirmeyen derecede hürmet etti. Geldik Azerbaycan'a, Karabağ'a geldik. Biz birinci geldik Şuşa'ya. Şuşa'da bir 6-7 ay onda yaşadık. Sonra bizi her kendilerine götürdüler ki harada beğensiz orada yaşayacaksınız dedi. Sonra öyle oldu ki Kocaeli biz beğendik. Kocaeli'de kaldık. Bu 92. yıla kimi Kocaeli'de kaldık. Ben 91. yılda Hocalı'ya gelin gelmiştim. Bilmedim de o muharebasının olmasını. Benim halam Hocalı'da yaşıyordu. O momentte Uzbekistan'ın kısabıcı olandan sonra oraya götürmüşlerdi onları. Ermeniler atırdılar. Her akşam atırdılar da. Bize ne gece ne gündüz bizim için rahatlık yoktu da. Geceleri ışıklar sındırıp ora kaç bura kaç çocuklarımız elinde. Pastane badapsiyelim olurduk da biz. Bu Kocaeli kırgında da ondaydık. Onda o atışmalarda. Korkurdum çok. Kan görmüştüm çok. Ölen adamlar ne kadar yerde yatırdı. Hiç istemiyorum da öyle bir şey. Sayverdiğim bir oğlan vardı. O bizi dağlardan çıkartmıştı. Ben bir tane halattaydım. Hamileydim. 7 aylığı da hemen çıkandı onda. Dağlardan, meşelerden çıkıp gittik. Ağdam'a geldi. Ağdam'dan biz yıllarda Yevlak'a. Yevlak'ta bize avtobüs verip getirdi de bizi Zagatala'ya ki burada yaşayın dedi. Ahire geldik Zagatala.
rayonunda, Zagatala rayonunda 2 numaralı savhozda yerleştik. Şimdi bu 10. yerdi. Bunu Allah'a şükür çıktık, bakak 11.si harda nasip kısmet olacaktır. Dört yıldır biz sürgünler yayındaydık. Şimdi şükür Allah'a bu Saakashvili bize bu emri çıkarıptı ki yani biz dönmemize. Bütün Aksakallar istiyor ki geri de döne vatana. O kadar yer olmadı ki biz ayak basak. Ayağımızın yeri izimiz bütün yeryüzünde sapalanıp kaldı. Yemediğimiz çörek kalmadı. İçmediğimiz su kalmadı. Ancak istiyoruz ki bizim vatanımızı, toprağımızı verse, bir defeli bizde otursak, orada burada gezmesek. Bezmişik vallahi ev dikmaktan, işlemaktan. Ha, diyoruz yaxşı yaşayak, yaxşı, ne bileyim, yaxşı yaşamayı hoşluyoruz, böyle de eziyet çekiyoruz. Şimdi bir defeli toprağımızı verse, ne bileyim, daha da yaxşı olar. Biz istiyoruz vatana dönme. Her bir bizim 7'den 70'e kimi vatanı istiyoruz. Neçenin hasretindeyiz. Her ne olsa adamın öz toprağı gerek. Öz vatanı gerek. Yuhide bile ben vatanımı geziyorum. Sözüm bana nazar, bağına düşmüştür gazar. Gürcistan'ı açtı güzel, senin aslın bende güler. Dertli kerem direktiler, gözünden kan yaşıyorlar.